Şimdi şöyle, seçim çalışmalarında şey klasiktir. Sadece seçimden seçime gelirsiniz derler biliyorsunuz. Ben bir pazara gittim. Cuma pazarı, Hürriyet'te. Çok da severim ben pazarları. Alışveriş yapmaya da itina ederim. Ondan sonra Cuma günü gittik. E, esnafımızla hemhal olduk. Belli bir süre orada bulunduk. Ertesi hafta yine gittim. Ondan sonra bir pazarcı dedi ki, Seçimden seçime geliyorsun <gülüyor> dedi. <gülüyor> Dedim ki yani <laughs> vicdansızlık yapma geçen hafta buradaydık yani. <laughs> Böyle bir beklenti var aslında. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsanız yapın o algıyı kıramıyorsunuz. Doğru. <laughs> ben Mustafa Bey işte vekillere ulaşamıyoruz, başkanlara ulaşamıyoruz. İşte kendi hayatlarını yaşıyorlar falan gibi bir söyleme kesinlikle katılmıyorum. Türk demokrasi tarihinde Hiçbir siyasetçi bu kadar erişilebilir olmamıştı. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Sürekli e, halkla beraberiz. İşte Temmuz başında, e, Temmuz sonunda meclis e, kapandı. Biz iki ay boyunca net Kayseri'deydik. İki ay boyunca gidip gelmediğimiz işte ilçe düğün, cenaze, e, açılışlar, ne bileyim e, okul ziyaretleri, STK kurum ziyaretleri, ziyaretleri, STK ziyaretleri, piknikler kalmadı. Sürekli olarak Halkın içerisindeyiz. Belediye başkanlarımız zaten e, her zaman oradalar. Biz Ankara dışında Kayseri'de olduğumuz müddetçe sürekli olarak halkla beraberiz. Yani ben buna katılmıyorum. E, i̇nanın bazen gece yarımda, da bir de iki de telefonlar alıyorum. Bilmediğim numaralardan geliyor. Açıyorum. İşte ilçelerden bir vatandaşımız, merkezden bir vatandaşımız bir problemle... Yani bir milletvekili'nin telefonuna bilgisine çok kolay ulaşılabiliyor. Onun için yani öncelikle bizi seyredenlerden daha az zaten bu imajı <gülüyor> <gülüyor> tekrar gözden geçirmelerini <laughs> istiyorum evet. çünkü sadece biz değil diğer partilerdeki milletvekillerini de gözlemliyorum onlar da halkla beraber onlar da sürekli olarak bir yerlerdeler. yani o eski ulaşamıyoruz edemiyoruz göremiyoruz falan şeyi ben kabul etmiyorum açık açık söyleyeyim yani ee, şöyle bir şöyle bir handikap var burada ben bunu zaman zaman sohbetlerde de dile getiriyorum yani biz sürekli olarak mahalle ziyareti ev ziyareti yaparsak şehirle alakalı projeleri geliştirelim. Doğru. Diyorum ki yani sizin belediye başkanını, milletvekilini görmeye çok ne kadar ihtiyacınız var bilmiyorum ama bizim şehirle alakalı projeleri yürütmek için işte bir kere onların sunumları, takibatı, bakanlıklarla bürokrasiyle görüşmeleri, kendi aramızdaki görüşmeler vesaire gibi şeyleri çok etkiliyor bu faaliyetler. Yani bir milletvekili gider Işte bir düğüne katılır. Katılmasa ne olur? Düğünde bir eksiklik mi olur? Hiç olmaz. Hiçbir Ama oraya şey. harcayacağı zamanı daha değerli bir şekilde şehre hizmet noktasında, daha fazla toplumu kuşatacak bazı çalışmaların yürütülmesi manasında rahatlıkla yapabilir. Onun için yani bu kültürü de yavaş yavaş oluşturmamız gerekiyor. Bizim çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacak zamana ihtiyacımız var. Onun için de böyle teker teker ev ev gezemiyoruz. Onu yaparsak da şehirle alakalı makro projeler illaki yarım kalıyor vesaire vesaire. Bu dengeyi doğru kurmak gerekiyor. Hiç zor diyor.